Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel beklediğiniz bir videoyla karşınıza geldim. Bugün sizlerle devamlı sorulan Google Earth'tan, Surfer'den direkt Vox'lere nasıl açabiliriz? Bunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bundan önceki videolarımızda dikkat ederseniz devamlı Google Earth'tan ya da Surfer'den Voxlar'da açabiliyoruz mu, açamıyoruz mu, açabiliyoruz mu, açamıyoruz mu? Bunun gibi bir sürü soru gelmişti. Biz de bunu araştıracağız. Bulacağız dedik. Böyle bir şey varsa bulacağız dedik, yapacağız dedik. Hatta bundan 2-3 video öncesinde ben bunun bir kıpırtısını vermiştim. Şimdi bu işlem nasıl oluyor? Nasıl yapabiliriz? Nasıl detaylandırabiliriz? Şimdi ona bakacağız, tamam mı arkadaşlar? Yani bu video gerçekten her şeyin toplamı olarak varsayalım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi başlayalım. Şimdi ilk etapta ne yapıyorduk? Google Earth'ı giriyorduk. Ben daha önceden girmiştim. Dikkat ederseniz burayı bir önceki videomda burasını telefonla bakmıştık. Renk çözünürlüğünü telefon ile bakmıştık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz burayı Surfer artı Voxer olarak işleyeceğiz. Burası daha önceden bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Burası Yunanistan'da bir yer. Tümülüs olarak geçiyor zaten, bakın ismi Tümülüs olarak geçiyor. Neyse. Şimdi yine en baştan da belirteyim. Bazı vatandaşlar atlı atlı gittiği için arkadaşlar bunun gerçeklik payı yok. Tamam mı? Bunu bir kafanıza yerleştirin. Bu programların gerçeklik payı yok. Kimse kimseye bedavaya vermez bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Burada hemfikir miyiz? Tamam, şimdi hemfikirsek işlemimize başlayalım. Her zaman yaptığımız gibi şuradan gelebildiğimiz kadar gelelim. Bu kadar yeterli. Çünkü şuradan taramaya falan başlayalım. Şuradan yolumuzu çizdik. Buraya Yunanistan dedik. Çektik böyle. Çizimimize başlayalım. Çizimi çok sık sık aralıklarla yapmayacağım. Şöyle gelişi güzel gideceğim, geleceğim. Tamam mı arkadaşlar? Bu son zamanlarda videonun ilk başlar başlamaz kısmına gerçeklik payı olmadığını yazıyorum. Evet arkadaşlar, direkt onu gördükleri için çok da gerçek mi değil mi diye sormuyorlar işin doğrusu. Ama arada yine soranlar var. Arkadaşlar, gerçeklik payı yok. Bunu sadece bilgilendirme amaçlı. Size uydudan yer bakıyorum, böyle filanca yer var gibisine cebinizden para gitmesin diye ben uğraşıyorum. Emin olun, bu şekilde ben bunu verdiğim için çok tepki de alıyorum. Bu şekilde bayağı bir tepki de alıyorum. Vatandaş yazmış, ben bu işte seni 4'e katlarım, 3'e katlarım. Sen bu işi bilmiyorsun, sallıyorsun. Ya arkadaşım bak, eşek. Bak ben sana ne diyorum? Bak, bu bilgilendirme amaçlı bir şey, tamam mı? Ben senden daha iyi biliyorum de demiyorum. Bu işte profesyonelim de demiyorum. Sağ olsun arkadaşlar, yorumların altlarına üstad gibi yazılar yazmışlar. Arkadaşlar yazmayın. Anladın mı? Yani üstad gibi, bir ne bileyim, işi bilir patron gibi şeyler yazmayın. Yazmayın. Normal vatandaşız. Bu işi çözdük. Bu şekilde yapıldığını baktık. Cebinizden de para gitmesin. Yapılabiliyorsa kendiniz yapın. Bir de çok da hala yorumlarda yazılıyor, bana yer var. Arkadaşım bak, ben yer bakmam. Bana bu şekilde gelmeyin. Yer bakamam. Şimdi ben kalkıp yer baktım mı? Ne olacak? Demek ki bu iş oluyor mu oluyor gibisine falan filan, şudur budur. Neyse artık. Ben yer bakmıyorum. Bu işle de ilgilenmiyorum. Define işiyle de ilgilenmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Sadece söyleyeyim. Videolarıma dikkat ederseniz, normal benim kanalım icat videosu. İcat videosunun yanında da böyle şeyler de ekliyorum, bilgilendirme amaçlı. Tamam mı arkadaşlar? Burada hemfikiriz. Çünkü defalarca söylüyorum. Arkadaşlar hala hani
Üstüne basa basa hala geliyorlar üstüme. Şimdi şöyle çizimimizi yapalım. Bir de atlaya atlaya giden arkadaşlara söylüyorum. Arkadaşlar, bir soru soracağınız zaman lütfen videoyu izlemiş olun. Zaten sizin soracağınız soru videonun içinde var. Tamam mı? Bu bir soru soruyorsun. Ya gerçekten bak, ben bunu kaç tane video çekmişim? 10 tane bununla ilgili video çekmişim. 10'unda da var. Demek ki sen 10'unu da izlememişsin. Karambole atlamışsın gitmişsin. Tamam mı? Atlama arkadaşım ya, bir izle izle. Vallahi bak. Yani böyle mesajlar atıyorsunuz, bak beni de geriyorsunuz yani. Şöyle hızlı hızlı gideyim. Bir de şöyle bir şimdi aklıma geldikçe söylüyorum. Yorumlarda arkadaş, işte her baktığın yerde ya bir şeyler çıkıyor. Ya arkadaş, her baktığım yerde bir şey olacak diye bir kanun mu var? Biz bu şimdi bakıyoruz da %100 yerin altına mı giriyor sanki? Her kırmızılık, her mavilik malzeme mi? Ben bunu önceki videomlarda söyledim. Kardeşim bak, bu Google Earth Surfer, Google Earth'tan aldığımız bizim bu KML var ya, yüzey şekillerini çıkartıyor. Yüzey şekillerini orada. Yüzey şekillerini çıkartıyor. Biz bunu kendimizce yorumlayıp yerin altını gösteriyor gibi bakıyoruz. Bak ben bunu önceki videolarında söyledim. Bilen bilir. Tamam mı? Bu Google Earth sana bu KML'yi niye vermiş? Kardeşim, yüzey şeklini haritacılık olarak kullan diye. Nerede yükseklik neresi? Nerede ne var? Nereden neresi kaç metre, kaç kilometre? Bunu bil diye. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya geldik. Tamam dedik. Sağ tıkladık. Yeri farklı kaydet. Masaüstü KML dedik, gönder. Bu buraya gitti. Şimdi Google'a girelim. Arkadaşlar, şuradaki linkler şeyin altında, videonun altında. Oradan tıklayıp bakabilirsiniz. Bu şekilde en iyi kaynak dönüştür dedik. Şimdi bir soru daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar buraya girdiklerinde burası çıkıyor diyor. Burası da çıkıyor diyor ama burasını vermiyor diyor. Şu kısmı vermiyor diyor. Eğer ki burada bu kısmı alamıyorsanız farklı tarayıcılarda deneyin. Mesela Chrome'da denedin, olmadı. Mozilla'da dene. Ondan sonra Puffin Browser var. Onda dene. Başka aklıma ne geliyor benim? Opera var. Opera'da dene. Elbet internet tarayıcı var şurada, onunla dene. Hepsini açar, bunda sıkıntı yok. Tamam mı? Senin tarayıcında bilgisayarında sorun vardır. Dosyayı indirelim. Şunu kapatalım. Şunu da yukarı kaldıralım ya, zamanımızı görelim. İğneden atlandır. Surfer dedik. Şimdi surferimizi açtık. En baştan yapıyorum ki arkadaşlar bilin yani, tamam mı? Evet, şimdi arkadaşlar arada sırada videoyu durdurabilirim. Çünkü çekimi evde yapıyoruz. Evde çoluk çocuk var. Bazen çağırıyorlar, bazen kapı çalıyor, bazen o oluyor, bu oluyor falan derken durdurabiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hani niye durdurdun da? Çünkü bazı arkadaşlar takip ediyorlar. Sen orayı durdurdun, bir şey yaptın, biz görmedik falan diye. Tamam mı? Burada herhangi atladığım bir şey yok arkadaş. Tamam mı? Sen böyle beni takip ederek yavaş yavaş yap. Emin ol,
Gidersin, yaparsın da. Bazı arkadaşlarımız var bizim. Tez canlı. Hakikaten tez canlı. Böyle ister istemez atlaya atlaya gidiyorlar videoyu. Daha sonra ya olmadı diyor. Ben diyorum ki bak videoyu atlaya atlaya gitme ya da bir yerlerde atlama yapmışındır. Yok olmadı falan filan zor bela adama yaptırtıyoruz. Şimdi buradan grid'e geldik. Buradan dosyamızı burası böyle kalsın. Median Z demiştik. İleri. Bir daha ileri. Burası 300 olsun. Dediğim gibi burasını yapıyoruz ama ya isteyen istediğini yapabilir burada. Ben de karambola yapıyorum. 100 yapıyorum, 300, 500. Yani ne istiyorsan yani kurcala yani. Geçelim. En aşağısı 8,3'müş. En üstü yani mesafesi yani en alt mesafesi ile en üst mesafesi 11 metreymiş. Arasında 3 metre falan oynuyor herhalde. Gidelim. Son dedik. Tamam dedik. Kapat. Hayır. Şimdi burada ne yapıyorduk? Buraya geldik. Buradan şuna tıkladık. Buradan ne demiştik? 100 mü dedik? Öbüründe 300 mü demiştik? 300. Her neyse fark etmez. İstediğinizi yapın. Surfer. Okey. Bir daha geldik. Şuradan buna mı gelmiştik? Evet. Bu şekilde. Out. Ki çek. Lapracıyon dedik. Filtre. Şuradan ne demiştik? 9'a 7. 300. Buradan arkadaşlar ayarlar var. İstediğinizi kurcalayın, yapın. Değişik değişik şeyleri var. Aç, tıkla. Evet dedik. İşlesin mi? Bakalım. Bundan önceki videomda aksiyon kamerasını tanıtmıştık. Bak şu korona bir bitsin. Bak dağlara tepelere çıkınca daha güzel videolar olacak. Vatandaşın biri şey yazmış yorumda. Çok güldüm ya. Oğlum diyor oturduğun yerden bakıyorsun diyor. Oradan mı bulacaksın diyor malı. Vallahi var ya ne güldürüyorsunuz beni ya. Birader, mal derdinde değiliz ki. 7 7 5 5 olsun. Avut çıktık. Tamam dedik. Tamamdır. Okey, 3 dedik. Buradan ne demiştik? Bir dedik. Şimdi ben böyle yapıyorum. Siz ayarlarını kurcalayın. Vallahi bir sürü ayarı var arkadaş ya. Bak bak bir sürü. Bak. Hangini tıklayacaksın arkadaş ya? Hangini yapacaksın? Bak. Bunu kendi öz orijinal sitesinde bile söylemiyor kardeşim bu işe yarıyor bu. Bunu kim bilir biliyor musun? Bak bu programı tam anlamıyla. Bu programı tam anlamıyla bilecek adam abi haritacılar. Varsa bir haritacı tanıdınız, altın bulmuşsunuz demektir deyin. Çünkü bu programı onlar bilir. Bazen haritacılar yazıyor bana. Sen öyle saçma sapan şeyler yapıyorsun da ne yapmaya çalışıyorsun gibisine. Arkadaş ben sana daha önce dedim ben haritacı değilim. Ben bunu araştırdım. Bu şekilde yapıldığını buldum. Allah Allah. Sanki bu işin okulunu okuduk ya. Vallahi billahi. Bir daha geldik. Şimdi out dedik.
Şimdi şunu ayıralım. Şunu ayıralım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuraya bir daha geleceğiz. Tamam mı? Şimdi Vox'lara bakacağız ya. Birazcık içi açmamız lazım. Birazcık böyle incelteceğiz. Yani ince tiner dökecek misiniz gibi olsun. Şu bir dedik. Bu daha önceki videolarında da var. Bu şekilde. Şu iki dedik. Bir daha geldik. Şu üç. Bir daha geldik. Bu sonuncu. Biraz daha açacak bu böyle. Tamam. Bak kabak çekirdeği gibi açıldı. Tamam mı? Şimdi biz normalde çalışmamızı normalde öncekilerde bununla yapıyorduk. Ama Vox'lerde yapacağımız için buna geçeceğiz. Onun için bunu silelim. Bunu da sileceğiz. Sadece işlemimiz bununla olacak. Şuradan gelelim. Renk. Önce bir rengimizi bir değiştirelim. Uydu diyelim. Şimdi burada aşağıdaki linkte bazıları olmayabilir. Arkadaşlar siz onu kurcalayarak yapın. Nasıl yapılacağını da bak. Şuradan ince kalın ayarlamaları yapabilirsiniz. Yani şuradaki renge göre değiştirin, tamam mı? Değiştir. Rengi böyle çıktı. Hatta biz çalışma yapacağımız için şuradan bak. Şurada arkadaşlar şurada da renkler var. Tek onda sabit kalmayın bak. Bir sürü renk var burada. Bizim burada seçeceğimiz çok hafif bir renk olmalı. Heh, şu iyi. Heh, dedik. Buradan şunu şu en sondaki neymiş? Kahverengi. Tamam mı? Bunu beyaz yapacağız. Bir daha geldik. Bunu bir daha beyaz yapalım. Şunu tıklayalım. Bir daha beyaz yapalım. Apple diyelim. Bak hepsi gitti. Bu kaldı. Şimdi şunu inceltelim. Hatta şunu ne yapalım biliyor musun? Kırmızı. Kırmızı yaptık. Kırmızı. Şunu iyice bir inceltelim şöyle. Şöyle bir kısalım. Kıstık mı? Tamam. Şunu da bir gelelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bizim çalışma yapacağımız şu kırmızı alan olduğu için yani şöyle okey diyeyim. Şimdi bakın. Burası en derin yermiş. Tamam mı? Oradaki bölgenin en derin yeri burası. Derinlik olarak da hemen şuradan bir göstereyim. Şuradan home dedik. Masaüstü. Çünkü işimiz bizim Vox'lerle olduğu için geldik. Şunu tıkladık. Map toast dedik. Bir döndürdük. Bakın. Şurası kırmızı olan yer. Tamam mı şurası? Şunlar da şunlar. Şunlar. Yani etrafındaki ufak ufak yerler. Tamam mı? Şimdi diyecek gibi arkadaşlar aşağıda ya büyük oda varmış. Şimdi ben arkadaş bak burada oda var veya yok ben bilmem. Tamam mı? Şimdi kaldıralım bunu silelim. İşimiz bununla çünkü şimdi şunu da bir 10.000 yapalım bir HD'leştirelim. Değil mi? Biraz zaman alıyor. Ben durdurayım şunu. Durdurayım. İşi bittikten sonra başlatırım yine. Şimdi arkadaşlar düzeldi. Şu şekilde gelelim. Çok da bir netlik yapmadı. Siz 10.000 iken 20.000 yaparsanız daha da netleşir burası. Şimdi Vox'lere nasıl geçiş yapacağız? Şunu bir indirelim şu şekilde. Hatta şunları da şöyle koyalım.
Buradan arkadaşlar şuraya export kısmına geleceğiniz. Tamam mı? Yani dışarı aktarma. Şöyle masaüstü diyelim. Şimdi buradaki şuradaki kısmı bakın. Hangi formatta çıkış yapmasını istiyorsunuz diyor. Bak bir sürü var. Ben bunların hepsini değil de bir takımını denedim. Tamam mı arkadaşlar? Yani hepsini değil. Ama bir takımını denedim. Burada istediğinizi şimdi detaylı olarak girersem hepsini teker teker yapmak zorundayız. Ben baktıklarımın arasında hangisi güzel şey verdi? Sonuç verdi. Şimdi PNG ya da JPEG yaparsanız direkt resmi almış olur. Biz veri alacağımız için ben KML olarak denedim bir kere. O sonuç güzel sonuç verdi. Ondan sonra şu DXF güzel bir sonuç verdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanırsam CSV'yi denedim. Şuradan denediklerim de oldu. Tam aklıma gelmiyor. Ama siz burada istediğinizi deneyebilirsiniz. Şimdi mesela diyelim ki KML dedik. Çıkış yapmak için buraya ne diyelim? Yunanistan çoğul ekleyelim. Masaüstü dedik, tıkladık. Gelen şıkta tamam diyorsunuz. Bu buraya geldi. Tamam arkadaşlar şimdi. Şu an bekliyor, işliyor herhalde bir şeyi. Her neyse biz bunu indirelim. Buradan Voxter'e geldik. Sağ tıkla, import, masaüstü, KML'yi tıkladık. Aç. Dosya kullanıldığından diyor. Hemen öbürkü galiba daha çalıştırıyor. Yüklemeyi yapıyor herhalde şu anda. Şu kum saati bitince hatta durdurayım. Biraz benim bilgisayar kasıyor. Şu kum saati bitince yine çalıştırayım. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Şimdi başlattım yine. Şimdi bilgisayarı o kadar çok kastı ki 10 dakikada ancak kendine geldi. Tamam mı arkadaşlar? Onun için hatta şu anda hala bile kasıyor. Şöyle bir kendine geleyim, gelsin. Bilgisayarınız iyiyse bu işlemler takır takır yaparsınız. Benimki gibi kötüyse böyle durkak yaparsınız. Ben şimdi buradan, şimdi burada KML olarak aldık ya bak. Kendi kendine bütün şeylerini döktü. Resimlerini, ıvır zıvırlarını döktü. Ama HD kalite olarak. Ben şimdi bunun kalitesini düşüreceğim. Çünkü bilgisayarı komple bitirdi. Bakın kastı yani. Kendine gelse hani aklınıza bir şey gelmesin, durdurdu arka planda bir şeyler yaptı diye hani bir şey gelmesin aklınıza. Hemen kendindeyken ben şunu tekrardan bine çekeyim. Okeyleyeyim. Kendine gelsin yoksa olmuyor. Hatta bunları da sileyim. Çünkü bunlar Voxer'de kastıracak bende. Kapatalım şöyle. Şunları çöpe atalım. Tekrardan gelelim buraya. Import diyelim. Buradan KML demiştik. Buradan bu sefer değişik yapalım. RRR yapalım. Masaüstü. Evet. Şimdi bakın hızlı hızlı dökmeye başladı zaten. Şimdi bir iki tane daha gelecek. Hatta gelmez mi? Tam komple dökmüş buradan. Tamam. Çözünürlüğü düşük olduğu için. Siz buradan 10.000 yapın ya da 20.000 yapın. Çözünürlüğü yüksek olarak size burada dökecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradan Voxter'imizi açalım. Buradan import dedik. Geldik buraya. Tıkladık. Sağa tıkladık.
filtre. Şurası eğer ki sarı yanıyorsa bekleyin birazcık kendine gelmesini. Düzelir. Buradan high filt dedik. Çıkış yeşil olunca kendine gelecek. Geldi şu an. Hatta şu an bakın yine bir kasma yapıyor. Tamam arkadaşlar. Bu işte bilgisayarınız iyi olacak arkadaşlar, tamam mı? Yani kusura bakmayın gerçekten. Çok iyi bir bilgisayarım yok. Ama inşallah onu da yapacağız. Şöyle yavaşça döndürelim. Döndürelim. Şöyle bir bırakayım kendine gelsin. Hatta hiç ellemeyeyim artık, döndürmeyeyim, böyle kalsın. Buradan geliyorduk filtre kısmına. Ne yapıyorduk? Size daha önceden de söylemiştim arkadaşlar. İşlemlerinizi kendiniz yapın. Burayı kendinizi geliştirin. Şu şekilde içine girmiş olduk. Ama çok da iyi bir şey göstermedi. Şimdi döndürmek de istemiyorum. Ya da döndürelim ya. Hadi döndürelim. Döndüreyim. Madem açtık, yavaş yavaş döndüreyim. Şu şekilde biraz yakınlaştıralım. Pek iyi göstermedi. Aslında böyle iyi. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlem bu. Bunu buradan çıkalım. Diğerini deneyelim. Evet dedik. Çıktık. Şunu da silelim. Buradan tekrardan çıkış. Geldik buraya, ne demiştik? Şu DFX dedik, buna da diyelim, masaüstü diyelim, kaydet diyelim. Bu da döktü. Tamamdır bu da. Bunu da indirelim aşağı. Tekrardan Voxer'imizi açalım. Bir şuna bakalım, bir şuna bakalım. Sağ tıklayalım. Import. Şunu tıklayalım bakalım açacak mı? Evet diyelim. Geldi. Şunu da şöyle deneyelim şunu. Şuradan kendiniz ayarlarınızı yapın arkadaşlar. Tamam mı? Ayarlarınızı yapın. Hatta şunu şöyle kaldıralım. Buradan height fit diyelim. Şuradan sağ tıklayalım. Height fit diyelim. Import diyelim. Burayı açalım. Filtre. Buradan da çıkışımızı yapalım.
Döndürelim. Tekrardan arkadaşlar kusura bakmayın. Hakikaten benim de canımı sıktı iyice bu kasması. Yine biraz daha döndüreyim. Tamam, artık döndürmeyeceğim. Çünkü iyice beni gerdi. Şuradan filtre diyelim. Central moment diyelim bakalım. Siyah oldu. Siz burada renk çözünürlüğünü falan ayarlarsınız. Şu şekilde hemen hemen o KML ile döktüğümüz dosya hemen hemen aynı verdi. Biraz yüzey şekilleri değişik çıktı ama şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu iyice canımı sıktı. Şunu indireyim artık. İşin sonuna gelelim. Şimdi buradan geldiniz. Ben size bunun nasıl olacağını Surfer'den, yani Google Earth Pro'dan Surfer'e, Surfer'den de nasıl Voxer'e aktarılır bunu gösterdim. Yani göstermeye çalıştım diyeyim. Şuradan işleminizi yaptıktan sonra burada kesinlikle 3 tane 5 tane resim tutmayın. Tek hane resim tutun. Buraya export yapıyorsunuz. Buradan istediğiniz kısmı seçin. CSV olarak falan filan sek demiş. İstediğiniz şekilde seçin. Tıklayın. Denemelerinizi yapın. Voxer'le çalışma bu şekilde oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Voxer'den de Surfer'de nasıl çalışma yapılıyor? Onu da gösteririz yarın öbür gün. O da olur. Şimdi arkadaşlar durum bu. Bu hala kendince. Durum bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şeyler yapabildik. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Sıkılmadan izleyenler arkadaşlar için söylüyorum. Durum bu. Daha da güzel videolar gelecek. Bu Global Mapper ile ilgili arkadaşlar devamlı bunun videolarını bekliyoruz diyorlar. O çok zor bir program. İşin içinden daha çıkamadık. Yavaş yavaş. Yani çözebildiğimiz kadar çözdük ama tam detayına inemedik. Çünkü internette çok kişi bir bilgi vermemiş bunun hakkında. Bir sürü yabancı Hindistanlı adamlar anlatıyor. Onun için yavaş yavaş yapacağız. Çözeceğiz. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim tekrardan. Kendinize iyi bakın.